Arkadaşlar selamlar. Bugün size söz verdiğim, en son söz verdiğim videolardan bir tanesini getirdim. Ne araba aldım? Bu arabayı alalı aslında 2 ay falan oldu. Doğum günümde aldım. Doğum günü hediyesi olarak kendime aldım. Eylül 11'di doğum günüm bu arada. Arkadaki arabayı da göstermiş olduk. Mustang GT arkadaşlar. 2019 model. Arabanın detaylarına geleceğim. Ama merak edenler için hemen söyleyeyim dedim. Dediğim gibi bu arabayı kendime doğum günü hediyesi olarak aldım. Fazla çalışma, bir sene boyunca ter dökme. Aynı zamanda söz vermiştim. Yani biliyordum böyle bir şey alacağımı. Daha önceden de zaten anlamışsınızdır. Çekmiştim daha önce ikinci araba Mustang GT olsun mu diye daha önce YouTube videosu yapmıştım. Şimdi de o YouTube videosunun gerçek olduğu güne geldik. İkinci araba alındı ancak tek fark bu sefer üstü açığını aldık. Yine GT yani güçlü olan modeli. Arada bayağı fark var. Bazen insanlar diyor ki sadece Mustang işte. Sadece Mustang falan değil GT arkadaşlar. Ben bunu araba ne diye sorduklarında söylerken her zaman üstüne basarak söylüyorum çünkü gerçekten farklı bir araba. Mustang ile Mustang GT bambaşka iki arabalar. Şimdi bu arabayı size gezdireceğim, teknik özelliklerini anlatacağım ve benim sevdiğim yanlarını falan anlatacağım. 2 aydır bindiğim için arabaya işini dışını her şeyini çözdüm denebilir artık. O yüzden daha iyi oldu. Hemen alır almaz videoyu çekmemek şu anda çekmekten çok daha iyi oldu. Ancak tüm bunlardan önce müzikli videoyu bir başlatalım. Evet, bu kadar müzikli video yeter. Bir yandan da bu arada drone'la video yapıyorduk Selçuk'la beraber. Selçuk benim ev arkadaşı biliyorsunuz. Onunla beraber burada o da yeni bir drone aldı. Drone videosu yapıyorduk. Şimdi arabadan bahsedeyim size. Öncelikle plakadan bahsedeyim. Plakayı soracaksınız. Üstümdeki yazıyla arabanın plakası neden aynı diye. Üstümdeki yazı çünkü benim markam. Bilenler var aranızda büyük ihtimal. Çoğunuz biliyordur. Milyoner diye MLYNR milyonerin kısaltmış hali. Plakayı da aynı alalım dedik. Plaka aynı oldu o yüzden. Çok da güzel oldu plaka. Bayağı yakıştı. Daha demin videoda da gördünüz zaten. Oldukça benim de hoşuma gitti. Arabadan bahsedelim. Bu araç 2019 model Mustang GT Convertible. Üstü açık almamın sebebi arkadaşlar bu arabayı çok sevdiğim bir arkadaşımdan denk geldi. İyi bir fiyata denk geldi. Üstü açık almama ihtimalim çok yüksekti. Son anda denk gelince dedim alayım ama şu an çok memnunum. İyi ki diyorum üstü açık almışım ama biliyorsunuz bende düz vites hastalığı da var yani düz vites Mustang GT olsaydı da bayağı hoşuma giderdi o da o yüzden ama bu da süper oldu yani aldığım şeyle bayağı mutluyum şu anda çok güzel bir araba üstü açık olması Miami'de özellikle şu anda yani Kasım ayındayız tişörtle geziyoruz ve tüm sene bu şekilde geçiyor o yüzden üstü açık olması tabii ki büyük bir fayda burada. Çünkü tüm sene boyunca açabiliyorsunuz. Gece gündüz hiç fark etmiyor. O şekilde söyleyeyim. 5.0 yazan yer. Birçoğunuz biliyordur zaten ama bilmeyenler için 5 litre motor demek 5.0. Bunların 3.6'nın 3.7'leri var bir de. Bir de 2.3'leri var. EcoBoost diye geçiyor onlarda. Bu en hızlı modelleri GT. Tabii bundan hızlılarını saymıyorum şeyleri. Çünkü Shelby'leri saymıyorum. Shelby'ler hem ekstrem pahalı hem de bildiğiniz yarış arabası onlar. Shelby GT350R var Cobra. Bir de GT500 Cobra'lar var. Onlar zaten hem ekstrem pahalı 130 bin dolar falan hem de yol arabası değil yani. Onlar çok rahatsız bir kere kullandım ben GT350. Tabii ki çok güzel ama bu yolda daily drive olarak kullanabileceğiniz bir araba. Ben her gün ofise bununla gidiyorum geliyorum. Sıkılınca akşamları falan artık hava erken kararıyor zaten. Üstünü açmaya başlıyorum hava erken kararınca. Stresli bir gün ardından toplantı ardından. Üstünü açıp gezmek oldukça hoşuma gidiyor açıkçası. Şimdi arabayı alır almaz yaptığım şeylerden bir tanesi egzozunu değişmekti. Resonator diye bir şey var arabanın ortasında. Onu çıkarttırdım. Çok daha sesli şu anda egzozu sesi var. Ama geçici olarak yaptım onu da. Borla egzoz veya Corsa egzoz alana kadar geçici olarak onu yaptık. Bakalım yani şu an mutluyum gayet. İçi bu şekilde gördüğünüz gibi.
pek arkaya birileri sığamıyor. Özellikle benim arkama birisi oturunca ben hiç rahat edemiyorum. Zaten en geride kullanıyorum gördüğünüz üzere. O yüzden 4 kişilik bir araba olarak almayı düşünüyorsanız, hani bir aile falan, ancak küçük çocuklu aileniz varsa mantıklı olabilir. Bilmiyorum yani. Ben genelde arkaya kimse oturmuyor yani. Bizde sadece 2 kişi oluyor. Onun dışında araba 465 beygir bildiğim kadarıyla. 8 silindir. Klasik bir American Muscle motoru var içerisinde. Biraz da sesini duyalım. Anahtara basarak çalıştırabiliyorsunuz. Dediğim gibi en sevdiğim yanlarından bir tanesi bu arabanın sesi arkadaşlar. Bu arabayı alıyorsanız zaten, yani alan kişiler genelde sesi için alıyorlar. Mustang V0'ların sesleri inanılmaz güzel oluyor. Bir de yapınca sesini, farklı bir egzoz takınca, Borla veya Corsa, gerçekten çok güzel oluyor sesleri. Arabanın performansı da çok iyi. Biraz da içinden göstereyim. En son modelinde arkadaşlar 2019'dan başlamak üzere 10 vites yaptılar aracı. 10 vitesten kastım nedir? Bildiğiniz araba 10 vitesli yani. Normalde biliyorsunuz 5-6 vites oluyor. Bu araba 10 vitesli. Şurada da göreceğiniz üzere şimdi. Aynı zamanda buraları değiştirdiler arkadaşlar. Bunlar artık elektronik gösterge oldu. Yağ değiştirmemiz gerekiyor şu anda. Ve buradaki dokunmatik ekran da mükemmel bir şey. Apple CarPlay var burada arkadaşlar. O da çok hoş bir olay. Buraya gelince buradaki tuşlar ne diye. Burada ESP, kaydırma, kayma kontrol sistemi. Ondan sonra sürüşler var. Ona basınca sürüşü değiştirebiliyorsunuz. Ondan sonra mod var. Modda da aynı zamanda arabayı Sport Plus, Track veya yani yarış moduna falan alabiliyorsunuz işte. Yarış moduna geçince böyle oluyor. Kaydırma şeyini kapatalım. Traction Control. Yani araba bu şekilde arkadaşlar. Çok fazla bahsedecek, söyleyecek bir şey yok. Kısaca mükemmel bir araç. Hem performans açısından hem de dışarıda gezme açısından böyle bir araba alırsanız eğer gayet memnun bırakacaktır sizi. Hem fiyatı çok uygun, hem yaşınız küçükse benim gibi, sigortayı daha az bir sigorta ödemek istiyorsanız, benimkisi açıkçası 181 dolar. Bu arada tüm arabanın fiyatları, ne kadar ödediğimin hepsinin breakdown'unu, yani hesaplamalarını görmek istiyorsanız yorumlarda yazın. Onun da hesaplamalarını yapabilirim. Sizin gözünüzün önünde ne kadar aylık bana masraf oluyor benzinle, her şeyle beraber. Benzin biraz fazla yiyor tabii ki diğer araçlara göre, 5 litre olduğu için araba, V8 olduğu için, ama onun dışında gayet güzel. Son olarak egzoz sesini size duyurmak istiyorum şimdi. Bugünkü video bu kadardı arkadaşlar. Arkada da Selçuk var. Videoyu çekmemizde kaçıyor biraz kendisi. Yardımcı olduğu için çok teşekkür ederiz Selçuk'a da arkadaşlar. Kendisini tanıtıyor olacağız bir sonraki videolarda. İnanılmaz şakacı. komik bir arkadaş. Farklı bir karakter, renkli bir karakter. Kendisini de tanıtıyor olacağız. Ve beraber akıyor olacağız. Şimdi biraz utandı böyle, eller cepte falan filan, ama açılacak, yavaşla açılacak. Ve kendisinde ünlü yapacağız. Şimdi video bu kadardı. Dediğim gibi tüm arabanın rakamlarının breakdown'unu, hesaplamasını istiyorsanız yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.